Hepinize merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılığına hoş geldiniz. Evet birinci dönem yazılı sınavıyla ilgili neler yapacağız? İlk olarak yazılı konularımızı görelim. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ne yapacağız göreceğiz. Bilmemiz gerekenlere bir bakalım. Anadolu'ya yapılan Oğuz göçleri. Hatırladığımızda Anadolu'ya yapılan Oğuz göçleri ilk olmasının öncesinde Anadolu'ya ilk gelenler kimlerdi? Avrupa Hunları'ydı. Daha sonra arkadaşlar, Avrupa Hunları sadece bir keşif yapıyorlardı ama Anadolu'da durmayacaklardı. Ama Anadolu'nun gerçek sahibi olarak kimi görecektik? Oğuzları ne yapacaktınız görecektiniz. Yine Bizans'ın Anadolu politikası nasıldı bu dönem içerisinde de? Dediğimizde ise hatırlayın bu dönemde Bizans halktan ağır vergiler almaktaydı. Gürcüler, Ermeniler gibi topluluklardan ağır politikalar sonucunda vergiler alması Türk halkı için ve Oğuzlar için önemli bir nokta mı olacak? Evet, önemli bir nokta olacak. Neden peki önemli bir nokta olacak dediğimizde? Çünkü bu dönemde Anadolu'yu Türkler yurt edinmeye başladığında Ermeniler ve Gürcüler bu dönemde kimi destekleyecekler? Türkleri ne yapmışlardır? Desteklediler diyeceğiz. Daha sonrasında Anadolu coğrafyasını hatırladığımızda kaç aşamada alacaktık biz? 3 aşamada ne yapıyorduk? Alacaktık. İlk olarak arkadaşlar hangi savaştan bahsedecektik? Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile kim arasında gerçekleşecekti? Bizans arasında ne yapıyordu? Gerçekleşiyordu. Ve böylece Türkler Anadolu'nun yani Oğuzlar Anadolu'nun neyini yapacaktı? Keşfini yapacaktı. Ve Pasinler Savaşı ile birlikte Anadolu'nun artık Türk yurdu olabileceği düşüncesi ortaya ne yaptı? Çıktı. Daha sonra 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte ne olacak? Anadolu'nun kapısı kime açılacak? Türklere ne yaptı? açıldı diyeceksiniz. Yine bu savaş kimle oluyor? Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşmiş bir savaş olacaktı. Sonrasında artık Anadolu'nun kapısı Türklere açılmasıyla birlikte Türkler yavaş yavaş kitleler halinde nereye gelmeye başlıyor? Anadolu coğrafyasına ne yapmaya başladılar? Gelmeye başladılar bu dönem içerisinde diyeceğiz. Tabii ki Anadolu Bizim için önemli bir nokta olacak. Çünkü hatırlayın Anadolu'nun neden seçilmesi, Anadolu'nun neden Türk yurdu olması için hocamız soru sorduğunda şunları söyleyeceksiniz. Bir verimli toprakları sahip olması, iklim koşullarının önemli bir nokta olması, Türklerin burada yerleşebileceği ve yaşamlarını sürdürebileceği bir nokta olması ve aynı zamanda Anadolu'nun jeopolitik noktası yine benim Anadolu coğrafyasını yurt edinmem için önemli bir nokta olarak ne yapacağız bileceksiniz. Daha sonrasında ise hatırlayın 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte artık Anadolu'da neyler ortaya çıkıyordu? Beylikler ortaya çıkacaktı ve bu beylikler Anadolu'yu hem bayındır yani e, mimari anlamda önemli bir noktaya getirirken aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması anlamında önemli bir nokta sağlamıştı. Daha sonrasında ise Anadolu Selçuklu Devleti ile kim arasında? Bizans arasında artık 2. Kılıç Aslan döneminde Anadolu'nun kesin Türk yurdu haline geldi. Anadolu'nun tapusu alındı bir olay göreceğiz. Peki ben bu olaya ne diyeceğim? Mirya Kefelon Savaşı olarak ne yapacaksınız bileceksiniz. Yine Anadolu'da kurulan beylikler demiş. Danışmentler, Artuklar, Mengücekler, Saltuklar, Çaka beylikleri. Bakın ben buna kaçıncı beylikler dönemi diyeceğim. Birinci beylikler dönemi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bu beylikler arkadaşlar daha yeni söyleyeyim. Hem Haçlara karşı mücadele verecekler. Hem Anadolu'nun yurtlaşması, Türkleşmesi için önemli faaliyetlerde bulunacaklar. Anadolu'ya ilk Türk İslam mimari eserlerini yine kimler bırakıyordu? Bunlar bırakıyordu. Hatırlayın danışmanlar için ne söyleyecektik? Haçlılarla mücadele ettiler. Yine Anadolu'nun ilk medresesi olan Tokat basan Medresesi'ni ne yapmışlardı? Yapmışlardı. Artuklar için ne söyleyecektik? Artukları üç kola ayırıyorduk arkadaşlar. Ne diyecektik? Mardin, Harput arkadaşlar artıkları olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Yine mengücekler için ne söyleyecektik? Mengücekler yine önemli bir noktada olacaktı. Hatırlayın arkadaşlar. Ulu Cami UNESCO tarafından koruma altına alınmış önemli noktalardan bir tanesiydi. Saltuklar için ne söylüyorduk? Anadolu'da kurulan ilk beylik olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Çaka Beyliği için Türk dünyası açısından bir önemi vardı. Nedir peki önemi dersem? 1081 yılında kurulduğu için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak da neyi baz alıyorduk? Çaka Bey'in kuruluşu olarak ne yapacaktık biz bilecektik. Beyler Birliği'nden devlete yani Selçuklu Devleti'nin kurulmasından söz edecektik Anadolu Selçuklu Devleti'nin. birinci Kılıç Arslan döneminde merkezim İznik'te ve daha sonra Haçlar'la yapılan mücadeleler sonrasında merkez birinci Haçlı Seferi sonrasında merkez İznik'ten nereye taşınıyordu? Konya'ya taşınacaktı ve böylece Anadolu Selçuklu Devleti yıkılana kadar devletin merkezi neresi olmuştu? Ee, Konya ne yaptı? Oldu diyecektik bu dönemde. Yine... Bu dönemde Türkiye Selçuklularında ordu sistemini görecektik. Hatırlayın arkadaşlar Hassa yani Gulam ordularını görecektik. Gulam ordularının yanı sıra arkadaşlar Türkmen birliklerini görecektik bu dönem içerisinde. Gulam dediğim zaman hocam sana sordu Gulam sistemi nedir dersek. Hatırlayın Gulam sistemi devşirme sistemiydi. Yani bu dönemde ne yapıyordum ben? Yabancı kuvvetlerden devşirdiğim askerleri orduya ne yapacaktım bu dönemde alacaktım. Haçlar karşısında Türkleri görecektik. Kaç tane Haçlı Seferi görecektik? Birinci Haç Seferi, ikinci Haç Seferi, üçüncü Haç Seferi ve ne diyorduk? Dördüncü Haçlı Seferi olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmek değil. Birinci Haçlı Seferi için ne söylüyorduk? Bu dönemde e, Kılıç Arslan savaş yapmış ve Haçlara karşı ağır bir mağlubiyet alarak merkezi İznik'ten nereye taşımıştı? Konya'ya taşımıştı bu dönemde. Daha sonrasında ise ikinci Haçlı Seferi sonrasında yine bu dönemde ne bilecektik arkadaşlar? Yine Türkler burada yenilgini yaptı, aldı diyeceğiz. Üçüncü Haçlı Seferi'nde Hıttin Savaşı'nı göreceksiniz. Kimdi Hıttin Savaşı? Hatırlayın bu dönemde Kudüs ele geçiriliyordu. Kim tarafından ele geçirilecekti? Haçlar tarafından ele geçiriliyordu. Ama bir kahraman görecekti. Kim? Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi dönemde savaşmasıyla birlikte Haçları ağır bir şekilde mağlup etmiş ve Hıttin Savaşı ile birlikte Kudüs'ü kimin elinden alacaktı? Haçların elinden ne yapmıştı? Aldı diyeceğiz bu dönemde. Dördüncü Haçlı Seferi için ne söyleyeceksiniz peki dersek? Dördüncü Haçlı Seferi deniz üzerinden yapılacak Venedik gemileriyle birlikte bu dönemde Haçlı çağrısı yapılıyor fakat gerekli talep oluşmayacak bunun üzerinde Venedikler kendi çıkarları doğrultusunda merkez olarak ne yapıyorlar İstanbul'a doğru ne yaptılar yöneldiler ve bu dönemde Ortodokslara büyük bir katliam ve yağmalama. Yaparak arkadaşlar İstanbul'da bir Latin krallığı ne yapmışlardır? Kurdular diyeceksiniz. Peki sorunlar bunlarla bitecek mi? Sorunlar bunlarla bitmeyecek. Anadolu'da ne istilasını göreceğiz? Moğol istilasını görüyorsunuz. Moğol istilasıyla birlikte hangi savaş sonrasında Anadolu Selçuklu yıkılma sürecine girdi? Köse Dağı Savaşı ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girerek kaçıncı beylikler dönemi ortaya çıkacaktı? İkinci beylikler ortaya çıkıyordu. İşte Osmanoğulları, Karesioğulları... Dulkadiroğlu Beyliği gibi Karamanoğulları gibi beylikleri ne yapacaktık görecektik. Yine bu süreç içerisinde Anadolu'da jeopolitik bir noktada konuşlanan Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında Söğüt ve Domaniç yazlık ve kışlık olarak ne yapılmıştı Osmanlı'ya tahsis edilmişti. Yine Osmanlı'ya bir uç beyliği olması yine Bizans'a karşı bir uç beyliği olması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin ve gelişmelerinin jeopolitik anlamda önemli bir noktası olduğunu yapacağız, göreceğiz. Haydi hız kesmeden konumuza bakalım, yazılarımızda doğru yanlışa bakalım. Anadolu'ya ilk gelen Türkler Avrupa Hunları'dır. Peki doğru mudur, yanlış mıdır? Evet arkadaşlar ben bunu doğru olarak kabul edeceğim. Anadolu'ya ilk gelen Türkler Avrupa Hunları'dır ama sorum şu şekilde olsaydı. Anadolu'yu arkadaşlar kesin yurt haline getiren kimlerdir dersem Oğuz Türkleri olarak ne yapacaktık biz bilecektik. Daha sonra gelmiş diyor ki 1. Haçlı Seferi sonrası Urfa'da Haçlı Kontluğu kurulmuştur. Evet 1. Haçlı Seferi sonrasında Urfa'da ilk kez bir Haçlı Kontluğu ne yapıldı kurulacak diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Yine Tokat Yağbasan Medresesi'ne Mengücekliler yapmıştır demiş. Peki doğru mudur? Yanlış mıdır dersem bunu yanlış olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Neden yanlış alacağım? Çünkü Tokat Yağbasan Medresesini kim yapmıştır dediğimde danışmentliler olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Yine Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti Konya'dır demiş. Ama Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya mıdır? İlkini sormuş bana ama ilki olmayacak. Konya değil Başkent neresiydi ilk arkadaşlar? İznik'ti. Hatırlayın 1. Kılıç aslan merkezi İznik seçmiş ama 1. Haçlı Seferi sonrasında alınan yenilgiyle birlikte başkent İznik'ten nereye taşınmıştı? Konya'ya taşındı diyecek. Yine Hazem Şahlar Yassıçimen Savaşı'nda yenilmiştir demiş. Doğru mudur, yanlış mıdır diye sormuş. Evet arkadaşlar, ben bunu ne olarak kabul edeceğim? Doğru olarak, ne yapıyorsunuz? Kabul edeceksiniz. Peki, hatırlayın, ne diyeceğim bu dönem içerisinde Hazem Şahlarla ilgili. Şunu bilmem lazım. Birinci Alaaddin Keykubat, bu dönemde Ahlat ve bölgesini Hazem Şahlar işgal ettikten sonra kendilerini bir tehdit olarak görecek ve bunun üzerine e, Hazem Şahlarla Yaslı Çimen savaşı gerçekleşiyor ve bu savaş sonrasında neyi bilmem gerekiyor dersemer. Yaslı Çimenle birlikte Hazem Şahlar ağır bir yenilgi aldı diyeceğiz. Moğollar Sultan Baybars ile yaptığı Elbistan savaşını kazanmıştır demiş. Hatırlayın bu dönemde Anadolu Selçuklu vezirlerinden Sultan Pervane artık Moğol baskısından bıktığı için Sultan Baybars'tan yardım isteyecek ve Baybars bu teklifi geri çevirmeyerek Moğollarla hangi savaşı yapıyor? Elbistan savaşını yapmış. Fakat sorun bana doğru yanlışı şu şekilde sormuş. Moğollar Sultan Baybars ile yaptığı Elbistan Savaşı'nı kazanmıştır demiş. Tam tersi olacak. Savaşı Moğollar kaybediyor ama Sultan Baybars bu dönemde önemli bir zafer ne yaptı? Kazandı diyeceksiniz. Anadolu'nun tapusu Milya Keferon Savaşı ile alınmıştır demiş. Anadolu'nun tapusu arkadaşlar evet doğru olarak kabul edeceğiz. Hatırlayın daha yeni söyledik Anadolu'yu 3 aşamada aldık. Anadolu'nun keşfi dersem ne diyorduk pasinler diyecektiniz. Anadolu'nun kapıları yani Anadolu artık Türklerin yurdu olmaya başladı dersem Malazgirt Savaşı ama Anadolu'nun tapusunu aldım dediğimde de hemen aklıma hangi savaş gelecek? Mirya Kefelon Savaşı olarak ne yapacağız biz bileceksiniz. Yine Kudüs aynı Calut Savaşı ile Haçlıların elinden alınmıştır demiş. Bakın arkadaşlar Kudüs aynı Calut Savaşı ile mi alınıyordu Haçlıların elinden? Hayır. Hangi savaş ile diyorduk? Hıddin Savaşı olarak ne yapacaktık biz? Bilecektik. O yüzden ben bunu ne olarak kabul ediyorum? Yanlış olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Türkiye Selçuklu Devleti'nde sarayda en önemli görevliye ne denir demiş? Hacip olarak ele alındı. Evet saraydaki en önemli görevliye ne denecek? hacip olarak ne yapılmakta bilinmekte. Dördüncü Haçlı Seferi sonrasında Kudüs ele geçirilmiştir demiş. Yine burada bir önemli noktam yanlışım var. Kudüs değildi arkadaşlar İstanbul deseydi doğru söylemiş olurdu. O yüzden ben bunu da yine yanlış olarak ne yapacağım kabul edeceksiniz. Evet hız kesmeden devam edelim. Gelelim artık boşluk doldurmalarımıza neler var bakalım buna. Türk toplumunun en küçük yapısına nokta noktadır demiş. Peki, Türklerin toplumunun en küçük yapısına ne diyeceğiz? Oguş olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta. Çünkü oguş demek arkadaşlar ne demektir dersem? Aile olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Yani anne baba ve çocuk Türk toplumun Türk toplumunun en küçük yapı birimi olarak ne yapacağız biz bileceğiz. Bot ya da boy deseydi arkadaşlar ne söyleyecektiniz? Bu dönemde Türklerin boyu olarak bilecektim. Ama Oğuz değil de bir tık üstüne çıkmış olsaydım. Deseydim ki arkadaşlar Urugu deseydim. Bu sefer ne diyecektiniz arkadaşlarım? Akraba ya da ne diyeceğiz? Soy olarak ne yapılmaktaydı? Nitelendirilmekteydi. Ama değiştirseydim bir tık üstüne çıksaydım. Bot deseydim. Bu sefer ne diyecektiniz? Boya gelecekti. Boydan da bir tık çıktım. Ne dedim? Budun dedim. Budun kelimesini kullanırsam bu sefer ne diyecektiniz? Millet diyeceğim. Ama milleti oluşturan kavram neydi? İl ya da eldi. Ona da ne diyordum? Devlet olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Şimdi gelelim ikinci noktama. Türkiye Selçuk Devleti'nde askeri, mali, hukuki devlet işlerinin karara bağlandığı en yüksek yönetim organı divanı ala olarak ne yapacağız? bileceksiniz. Gelelim Türklerin bilinen ilk denizci beyliğini sormuş nokta nokta demiş. Hatırlayın arkadaşlar beylikler dönemini işlediğimizde Türklerin bilinen ilk denizci beyliği kim olarak ele alacağız? Çaka beyi olarak ne yapacaksınız bileceksiniz. Hangi beylik? Çaka beyliği olarak ne yapılmaktaydı bilinmekteydi. Anadolu'nun kapıları nokta nokta Türklere açılmıştır demiş. Anadolu'nun kapıları Türklere hangi olayla açılıyordu? Malazgirt. Ne diyorduk arkadaşlar? Meydan Savaşı ile birlikte Türklerin kapısı kime açılacak? Ee, Anadolu kapısı Türklere ne yapıldı? Açıldı. Moğollar nokta nokta Savaşı sonrası Anadolu'yu istila etmiştir demiş. Moğollar arkadaşlar hangi savaş sonrası Anadolu'yu istila ediyordu? Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girecekti. Ben bu savaşa ne diyecektim? Köse da savaşı olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. 6. Haçlı Savaşı'nın nedenlerinden biri kutsal yer olan nokta 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 yer demiş. Peki bütün semavi dinler yani tek tanrılı dinlerin kutsal saydığı yer neresiydi arkadaşlar? Kudüs'tü. O yüzden de yine Kudüs'ün almak için bu dönemde yapılan savaşlarda Haç Savaşları nedenlerinden bir tanesidir. Gelelim demiş ki Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek hemen otomatik çok güzel bir şekilde cevaplayacağınızı biliyorum. Osman Bey olarak ne yapacağız biz bileceğiz. Ama Osman Bey'in babası kimdir dersek bununla ilgili çok rivayet var. Gündüz Alp'te diyebilirsiniz ya da kim diyebilirim arkadaşlar Ertuğrul Gazi olarak ne yapacağız? Ertuğrul Rul Gazi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Çünkü bununla ilgili iki rivayet vardı. Tarihçilerin kimisine göre Gündüz Alp, kimisine göre Ertuğrul Gazi olduğunu yapılmakta? Bilinmekte. Ama genel görüş bunun Gündüz Alp olduğu söylenmiştir. Gelelim 8'e. Osman Devleti'nin Oğuzların hangi boyuna mensuptur? Hemen şuraya damgayı çizeyim arkadaşlar. Hemen siz bir çıkarım yapın bakayım buradan. Hangi boy diyeceğiz? kayı boyu olarak ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Osmanlı Devleti'nin kurulmasını Paul Vitek neyle açıklamıştır? Dediğimde hatırlayın Mehmet Fuat Köprülü, Halil İnalcık, Paul Vitek gibi tarihçilerin önemli tezleri vardı bu konuda. Ve bu önemli tezlerden bir tanesi ise gaza politikası demiş ki e, Paul Vitek'e göre önemli bir nokta olduğunu söylemiş. Yine 10. soru diyor ki Moğolları Sultan Baybars Nokta nokta savaşında mağlup etmiştir demiş. Hangi savaş dersem eğer arkadaşlar Elbistan Savaşı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ama bileceğim noktalardan bir tanesi Moğolları bir savaş sonrası yine mağlup ediyordu. Hangi savaştı bu? Aynı Calut Savaşı'da yine bu dönemde Moğollar Sultan Baybars tarafından mağlup edilen bir nokta. Bunu niye sorduk? Şundan dolayı Sultan per bu dönemde pervane ne yapmıştı? Yardım istemişti. Bu Moğollara karşı yardım istemişti. Sultan Baybars buna reddetmediği için hangi savaş sonrası Moğolları yeniyordu? Elbistan Savaşı sonrası diyeceğiz. Evet gelelim arkadaşlar eşleştirelim. Bakalım nerede neler var. İlk sorum 1. Alaaddin Keykubat döneminde Harzem Şahlar yıkılmıştır demiş. Hangi savaşta yıkılıyordu? Şöyle bir bakalım. Numaralandırdım. Biri gördüm burada. Birinci sorumun cevabı ne olacak? Arkadaşlar hemen gördüm burada. Ne diyordum? Yassı çemen savaşı. Yani kaç numarayı vereceğiz? 8 numaram doğru olacak. İkinci soruya gelelim. Osmanlı Devleti Oğuz boyuna mensuptur. Hangi peki Oğuz boyuna mensuptur? Dediğimde ne diyecektiniz? Kayı boyu diyeceğim. O yüzden de doğru noktam hangisi olacak? 5 olacak. Türklerin en küçük birimini sormuş bana. Peki Türklerin en küçük birimine ne diyecektim ben? Hatırlayın Oğuş diyecektim. O yüzden de bunu nereye yerleştireceğim? 1'e yerleştireceğim. 1. Haç Seferi sonrasında kontluk kurulmuştur. Nereye kurulmuştu arkadaşlar? Urfa'ya kurulmuştu. O yüzden de doğru cevabım neydi? 3 diye alacağız. Selahattin Eyüp Haçları mağlup etmiştir. Hangi savaş sonrasındaydı? Hıddin Savaşı sonrasındaydı. Hemen buraya da 7'yi yerleştiriyorum. Daha sonra Türklerin bilinen ilk denizcisini sordum. Ne diyeceksiniz? Çaka Bey olarak alacağım. Yani kaçta gördüm? 2'de gördüm. Daha sonra arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk beylik demiş. Peki Anadolu'da kurulan ilk beylik hangisiydi? Saltuklar yani 9'u ne yaptık? 7'ye yerleştirdim. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi çıkmıştır demiş. Hatırlayın hangi olay sonrasında Anadolu'da ikinci beylikler dönemi ortaya çıkmıştı? Köse Dağı Savaşı sonrasında yani ben bunu da kaça alacağım? 4 numaraya ne yaptım yerleştirdim. Daha sonrasında Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur demiş. Bakın burada bir kesinlik ifadesini kullandım. Hangi savaş? Mirya Kefenon Savaşı yani kaç dedim? 6 numaraya yerleştirdim. 4. asır seferi sonu yağmalanmıştır ve bir Latin krallığı kurulmuştur ve en son olarak hangisi? Tabii ki İstanbul. Yani ona da 10 on verdik. 10 numara 5 yıldız oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuk Devleti savaşa katılmamıştır demiş. Şimdi gelelim. Elbistan Savaşı arkadaşlar kimleydi? Moğollar ile. Kim arasındaydı? Sultan Baybars yani Memlükler arasında gerçekleşiyor o zaman arkadaşlar katılmamıştır dediğimde Elbistan Savaşı'nı doğru yapacağım. Ama öncesinde diğerlerine bakalım. Köse Dağı Savaşı yine kimle kim arasında oluyordu? Moğollar ile kim arasında gerçekleşiyordu? Türkiye Selçuklu arasında gerçekleşti. Hatta hatırlayın bu dönemde 2. Gıyasettin Keyhüsrev arkadaşlar e, orduyu bırakarak ne yapmıştı? İlerleyerek gitmişti. O yüzden de Köse Dağı Savaşı doğru bir Daha sonra Yassı Çimen Savaşı arkadaşlar kimle? Hazem Şahlar ile kim arasında gerçekleşiyordu? Yine Türkiye Selçuklu arasında gerçekleşecekti. Peki o dönemde hükümdarım kimdi? Birinci Alaaddin Keykubat diyecektim. Mirya Kefalon Savaşı ikinci Kılıç Aslan döneminde gerçekleşecek. Bu sefer kimi görecektim? Bizans ile kimi görüyorduk? Türkiye Selçuklu'yu yine hükümdarım kimdi? İkinci Kılıç Arslan'dı. Birinci Haçlı Seferi bu sefer birinci kılıç aslanı görecektim. Birinci kılıç aslan arkadaşlar bu dönem içerisinde savaşta bir mağlubiyet alarak başkenti İznik'ten nereye taşıdı? Konya'ya ne yapmıştır? Taşımıştır. Ama Elbistan Savaşı'nda Memlükler ile kim arasında gerçekleşecekti? Moğollar arasında gerçekleşiyordu. O yüzden doğru cevabımızı E şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Gelelim bir diğer soruya. Selahattin Eyyubi Haçları girdiği savaşta büyük bir zafer kazanarak Kudüs'ü Haçlıların elinden almıştır demiş. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki savaşlardan hangisi Selahattin Eyyubi'nin Haçlılarla yaptığı savaştır demiş. Arkadaşlar A şıkkına baktığım zaman birinci Haçlı Seferi kim arasında gerçekleşiyordu? Yine tekrar ediyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti ile kim arasında gerçekleşti? Haçlı arasında gerçekleşti. Yani ben burada Selahattin Eyyubi'den ne yapamam? Söz edemem. Daha sonra arkadaşlar gelelim Hıddin Savaşı. Evet Hıddin Savaşı dediğim zaman arkadaşlar neyden söz edeceğiz? Yine Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü almasından söz edeceksiniz. Miryakefenon Savaşı ne biliyorsunuz? Yine Anadolu kesin olarak ne yurdu haline gelmişti? Türk yurdu haline ne yaptı? geldi diyeceğim bu dönem içerisinde. Evet gelelim arkadaşlar bir diğer sorumuzu. Türkiye Selçuklular'da sarayda en yüksek görevliye ne ad verilir demiş. Sarayda en yüksek görevliye yavaş yavaş bir gidelim bakalım neler var. Bunlardan söz edelim. Atabey arkadaşlar hükümdarların çocuklarının eğiticilerine ne deniyordu? Atabey diyeceklerdi. O yüzden doğru cevabım bu değil. Divanı Saltanat Devlet işlerinin görüşüldüğü en yüksek organdı değil mi arkadaşlar? Yine Emrül Bahir dediğimde deniz kuvvetleri olarak ne yapacaktık? Bilecektim. Yine divane ala arkadaşlar en yüksek organ olarak bileceğim. Ama hacip arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devletleri'nde en yüksek görevliye verilen ad olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Gelelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hangi hükümdarı Köse Dağ Savaşı'nı bırakarak kaçmıştır demiş. Gösterilen savaşı kimle kim arasında oluyordu? Moğollar ile kim arasındaydı arkadaşlar? Türkiye Selçuklu Devleti arasındaydı. Hatırlayın devlet Türkiye Selçuklu Devleti hangi savaş sonrası ya da hangi hükümdarın ölümüyle zayıflama dönemine girmişti? Birinci Alaaddin Keykubat'ın ölmesiyle birlikte yerine kim geçti? Oğlu ikinci gıyasettin ve ikinci gıyasettin arkadaşlar savaş alanını bırakarak ne yaptı? Orduyu moralsiz bırakmıştır. O yüzden de doğru cevabımız ikinci gıyasettin K Hüsrev ne yapacak olacak diyeceğiz. Peki gelelim hangi savaş sonrası Anadolu'da Moğol tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bakın arkadaşlar Moğollar işgal etmiş demiyor. Anadolu tehlikesi ortaya ne yapmıştır demiş, çıkmıştır demiş bu dönemde. Şimdi bakın bilmem gereken nedir dersek. Elbistan Savaşı'nı tekrar edelim o zaman. Hatırlayalım. Moğollarla kim arasındaydı? Memlükler arasındaydı. O zaman bu değil arkadaşlar. Hıddin Savaşı. Bu dönemde Selahattin Eyyubi arkadaşlar ne yapıyordu? Kudüs'ü kimin elinden alacaktı? Haçların elinden alacaktı. Yine aynı Calut Savaşı. Moğollar ile Memlükler arasında gerçekleşecek bir savaştı. O zaman bu da almayacağız. Göseda Savaşı ile birlikte arkadaşlar. Moğol tehlikesi değil. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girecek bu dönemde. Ve Anadolu'yu ne yapacaklar? İşgal edecekler. Ama bana hangi ibareyi sormuş? Moğol tehlikesi ortaya çıkmış demiş. Hatırlayın arkadaşlar şuraya bir görsel olarak tekrar hatırlamanız için yapalım. Ne diyeceğiz dersek eğer. Hemen çiziyoruz. Bakın buraya ne dedim? Moğollar diyorum. Daha sonra buraya Hazem Şahlar diyorum. Buraya da ne dedik? Türkiye Selçuklu Devleti. Şimdi arkadaşlar baktığımda Yassı Çemen Savaşı ile birlikte. Bin, kimle savaşıyorum? Hazem Şahlarla ve kimi ortadan kaldıracağım? Hazem Şahları. Baktığım zaman aradaki tampon bölge olan Hazem Şahlar Çemen Savaşı sonrasında ortadan kalkarak bu dönemde Anadolu'da ne tehlikesi baş gösterecek? Moğol tehlikesi baş ne yapmıştır? Gösterdi diyeceksiniz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan beylikler içinde hangisi yer almaz demiş? bundan söz edelim. O zaman önce bir beyliklerimize bakalım. Birinci beylikler dönemimizde kimler vardı? Birinci olarak kimi söz ediyorduk? Danışmentlileri değerli arkadaşlarım. Daha sonra ne diyecektik? Mengücekliler. Daha sonra ne diyorduk? Saltuklular. Saltuklular sonrasında kimden söz edecektim? Çaka beyliği. Çaka beylikten sonra ne diyecektim? Artuklulardan ne yapacaktık? Söz edecektiniz. Şimdi baktığımda Saltukları baktığımda görüyorum. O zaman biri aldım doğru cevap olarak. İkiye geldim. Danışmanlıkları gördüm. Evet o zaman bunu da aldım. Ama karesi beyliğini bunların içinde görebiliyor muyum? Hayır. O zaman arkadaşlar ben üçüncü şıkkı ne yapmayacağım? Doğru kabul etmeyeceğim. Ama karesi kaçıncı beylikler dönemi olarak bilinmekte? İkinci beylikler olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. O yüzden de doğru cevabımız olarak ne yapacağız? B şıkkını alacaksınız. Evet değerli arkadaşlar sizin için çok güzel ödüllü bir soru bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mükemmel sınav sonuçlarınızı geleceğine inanıyorum. Görüşürüz.